Bundan sonra ne olur? Galatasaray nasıl bir e, fotoğraf bekliyor? Galatasaray neler yapmalı? Hocam zor bir süreç. Kolay değil. Yani e, şöyle bakıyorsunuz. Pazar günü Trabzon maçı var. Arkasından bir boşluk var. Bundan sonra Alanya'ya gidiyorsunuz. İstim üzerinde bir takım. Galatasaray'ın kadrosu belli. Buradan <laughs> ne oynayacağınız da belli. Ya Avrupa Liglerinde oynadığınız gibi oynayacaksınız. Avrupa Kupalarında oynadığınız gibi oynayacaksınız. Öbür türlü oynarsınız. İşte bu sıkıntıları yaşıyoruz. Tamam. Şanssızlıklar var. Atamıyorlar. E, hakemlerin de var burada. Onu da inkar etmeliyim. Tamam penal ama bunların arkasına e, sığınmamak. Yok yani takım kötü. Baştan kurarken zaten e, sıkıntılı başladı bu iş. Sen biliyorsun Aykut burada hep anlatıyoruz de hep yine e, geriye döneceğiz bu şekilde takım kurulmaz, bu şekilde yapılma, yapılma olmaz. Bunları ama bir bakıyorsun Galatasaray'ın kadrosuna Serdar 16 mı? 17 tane mi şey var? yani 25'ten itibaren başlayalım. 25'in üzerinde topçu var. Yaş olarak Aykut. E ben bugün şeye de baktım. acaba dedim Ajax dedim kadro olarak dedim nasıl dedim bu iş? Ajax'ta kadro yapısı. Ajax'ta da, da 25'in üzerinde 25 25'le birlikte üzerinde 11-12 tane yine oyuncu var. Yani demek oluyor ki Galatasaray'da bir gençleşmeye gitmiş ama e, gençleşmede de 38 yaşında da oyuncu var. 35 yaşında da var. 32 yaşında da var. Galatasaray'da da var bunlar. ayaksta da var aynısı. Demek ki yapılanma yaparken ne dedik? Başta Trabzonspor'un aldığı oyuncu. Bu şekilde alabilirsiniz. Galatasaray orta sahasını... Bir dakika hocam. Evet. Ney Berkay? Gelişmem tamam. var bir araştırma yapıyor Berkay. Bir dakika hocam. Neyle ilgili? Tamam. Bekletiyor hocam. Bir teyitli gelsin haber onu verecek. Hı. Tamam Berkay anladık. Devam edelim. Yani baştan yanlış başladılar bu işe. Esasında sizin ana omurilinizde olması gereken oyuncular olmadı. Niye? Bütün takımlara bakıyorsun. Bir de şu ana kadar geldim bak. Düne kadar oynadığım maçta Türkiye'nin şu anda Süper Lig'den fizik olarak fizik olarak en kötü takımı. En kötü takımı. fizik olarak. Galatasaray. Galatasaray en kötü takımı. Ve <laughs> pozisyonlarda orta sahası en kötü takım. Ve bu kadroyu hocam Fatih Geçen Hoca Geçen sene orta sahası hocam, de, hocam kötü bu kadroyu mi, Fatih, Hoca ya, Fatih Hoca kurdu. Fatih Hoca kurdu da Fatih Hoca ben de sana ne dedim? Hoca demiştim? istedi yönetim aldı. Ne dedim ben sana? Fatih Hoca ilk defa böyle bir takımla çalışacak dedim. Böyle gençlerle hep baba topçularla çalıştı. Hep bunu burada vurguladım. Her yerde de vurguluyorum. Onlarla fazla söylemene gerek yok. Adamlar nasıl oynayacağını biliyorlar. E bunlar hepsi bir arada topla. Şimdi Berkan Taylan mı şeyden üstün, Berkan'dan üstün, öbürü mü üstün? Bir tek yaşı farklı. İkisi birbirini tamamlamayan oyuncularla dolu. Yani birbirine benzeyen... Yalnız şu var. Buyur hocam. Genç aldıkları oyuncular, emin olun kaliteli oyuncular. Şimdi atıyorum bir tanesini al. Kerem'i ver şeye. E, Trabzonspor'a. Bak neler yapıyor. Beşiktaş'a gelsin. Ya hatta yani iyi bir kadroda. da yani. öyle öbürleri nasıl geldi? Emre Çolak nasıl oynadı? Emre Berizoğlu nasıl oynadı? Siz bunların hepsini hiç olmayanlarla hepsini bir anda oynarsanız burası Türkiye Ligi abi. Adam vurdu mu seni atacağı atıyor. Bak ne dedim? Türkiye'nin en kötü fizik gücüne sahip olan takımı şu anda e, kalecin yok. Mustafa'ya güvenmişsin. E ne, oldu? E, şimdi e, tamam evlat var, İsmail var ama olmuyor, kaldıramıyor seni. E müdafaanın defoları çıktı ki orta sahan yok. Onlar geçen sezon orta sahan iyi olduğu zaman ne oluyordu? Müdafaada çok iyi gözüküyorlar. E şimdi adamlar nerede basacaklarını, nasıl basacaklarını bilmiyor. E bir de sağ olsun yeni gelen hoca ne olursa olsun geleceğim belli önceden izlersin takımı. E geçen hafta Hatay maçında seni soldan koridor yaptılar gittiler. Futbolcu tanı tanım önemli değil ama oyunu biliyorsun. Oy oyunu okumak önemli. E dün de kalkıyorsun Arnold Hayatında belki altyapıda orta sahada oynamıştır. Belki. O zaten çok Bakın, e, enteresan bir karar. Belki Manfred diyorum. Hoca. Şimdi siz transfer yaptınız. Alpaslan'ı aldınız da bon servisi yoktu. 7-2 e, golde Alpa... Ama Alpaslan orada oynamıştı var. Bak şimdi yakın zamanlarda. aldın ama Alpaslan bilinmeyen bir deklam değil. Belki buradakiler de şeydeki, Belçika'daki veyahut da İngiltere'deki durumlarını çok ufak yaşlarda gittiklerini bilmezler. Bilmeyenler olabilir. O farklı bir şey. Ama Alpaslan hep karşılayan bir oyuncu oldu takımı kuran, oyun kuran bir oyuncu olmadı. Sizin oynadığınız takımlarda ne yaptınız? Galatasaray'a karşı, Fener'e karşı, Beşiktaş'a karşı bunlar hep ucun beri sen de karşılayan oyuncuydun. E, onun içinde buralarda senden farklı bir meziyetler bekliyor. O zaman hocam senden daha böyle düşük kalibredeki takımlardan oyuncu almayacaksın o zaman bu mantıkta baktığında. Bak, alabilirsin <laughs> ama senin etrafındakiler bunlar da senin nasıl olur rezerve oyuncuların olur. Bir sıkıntı olursa atarsın. E, Galatasaray hepsi darmadan olur. Ama orta sahada eksiği çok muydu? orta saha Taylan cezalı bir kere. Orta saha hiç yok. E Taylan herhalde oynuyor. Bir bir Bire maç düştü, aldı. Abi. O Trabzon maçında oynuyor. Bir maça o fark etmez Taylan'dır. Ama tabii ki orada eee Alpaslan'ın beraber kim vardı orta sahada? Arnold oynattı Arnold defansif dışında dışında, orta saha. Onun sahada. dışında başka isimler var mıdır? Vardır herhalde. Senin dediğin doğru. Şimdi orada onun bu kadar böyle şey herhalde altyapıda oynamıştır en son diyorsan. Ya ben kendi on seride, altyapından on orta sahada oynayan beri İngiltere'de koyarsın. De, İngiltere'de bildiğim Arnold e, Hollanda milli takımında bildiğim Arnold Sol oynar, önde oynar, gider gelir. Onlar kapatıyorlar. Biz <laughs> kapatamıyoruz oraları da. O farklı bir şey. O içler. Ama kuruluşta en başta hoca hata yaptı. Hocam, Marutsan, Çikildao büyük umutlarla getirilmedi mi? Evet. Şöyle, bu oyuncuları bonservislerine, sözleşmelerine madde eklenmedi mi? Hepsi geri gitti. ama. satılacak. Hepsi geri gitti. Geleceğin trans. Mustafa Muhammed geleceğin santraforu diye alınmadı mı hocam? Şimdi bak. Tekrar söylüyorum. Bunlar birbirlerinden üstünlüğü olmayan bunları oynatacak orta sahanda senin yoksa, futbol aklın yoksa bunlardan hiçbir şey alamazsın. Bak adam diyelim ki Murat biliyorsun ilk konuşan benim burada. Hem de nasıl konuştun ne şekilde. Adam şimdi %10'lara düştü ya performansı. %30'da oynayan bir adam geldiği zaman ya bir bakıyorsun yok hiçbir. Şöyle bir bak ya fizyonomilerine bak adamlar. Hiçbiri rahat değiller. Futbol sen git gel gidi salak kaç kere gördün sen müdafaadan top çıkardığını. Oyun düzeninde bir eksikleri var Galatasaray'ın. Her türlü var. Hocana e, hoca ne şekilde Şimdi bir de bakıyorsun yere aldım. Ben Viera'yı falan yabancı falan karşı değilim. Getir hepsini ama bir tane Türk yok. Kim anlatacak bunları? Kim söyleyecek bunlara Rakibin senin nasıl oynuyor diye. Kampos gelmiş ama Campos, profesyonel ya, olarak çalışmayacakmış. Ona verebilecek bir bütçe yokmuş. Tabii bütçe. şimdi Kampos'a getirirsen oyuncunu satmak için mi çağırıyorsun? Onları bilemiyorum ne için geliyorlar. Ama Türk futbolu çok farklı bir şey. İşte Beşiktaş şey Fenerbahçe denedi iki tane tanınan, Avrupa'nın bilinen sportif direktörünü getirir, doğru mu? E ne oldu? Sonuç ne oldu? E Kulübe de bir tane Türk yok ya. Hocam, Oyunu idare edecek, rakipleri sürecek ne olacağını. Avrupa'daki evet. sportif direktörlerin çoğu men menajer. <laughs> Avrupa'da... Menajer tabii... kökenli. Ya yani mesela daha doğrusu Fenerbahçe'nin getirdikleri menajer kökenli. Şey bak e, değil öyle. E, en son getirdikleri. De, te, Luis Campos. Yok da on değil ya. Fenerbahçe. Terenao. Terana. Terenao demiyorum öbürü. Şey diyor Komoli, Komoli mi? Komoli. Oğlum o önde giden idi ya bir evet. ara. Ha. Komoli. Ya Liverpool'de falan adam hepsi Onunla sportif direktörleri ya, Sportif direktörleri yaptı. Terano o şekildeydi. Komoli e, değildi. Sonradan... Komoli ben sana söyleyeyim ondan daha fazla menajer. Ya ben bildiğimi söylüyorum yani fazla araştırmadım. Bildiğim çalıştığı yerler belli. Ben de Neleri da, çıkardıkları. çalıştığını duyuyorum. Neleri, neyi alıp da Komali'nin Liverpool'da 30 milyonlara falan sattırdıklarını yani biliyorum. Sen Ete'nin bilir. başkanı bir küfür etmediği kaldı ya Komali'ye. Abi getirmeyeceksin. Türkiye'nin standartları farklı Liverpool baya şey. bayağı bir enkaz topladı onun arkasından. Bak şey Türkiye'nin standartları farklı. Türkiye'nin yapılanması çok farklı. Senin Burkü ülke... Hocam Dominik Torrent'i kim önermiş olabilir hocam? i̇çeriden önermişlerdir konuşmalarda. Kim önce Burak e, Sayın Başkan'a gelmiştir. Veyahut da Iştan Güle gelmiştir. Do Dominic Dominik Torrent'i kimin önerdiğini bulmamız için biraz beklememiz lazım. Ha, ya be bellidir yani. Nereden gelecek? Gelecek olan transferlere bakarım ben. Nasıl alacaksın? Başkan kendisi söyledi. Param yok dedi. Alamayacağım i̇şte Ben bu sadece yakın zaman için söylemiyorum. Yani e ne kadar kalacağı da belli olmaz hocanın bu kadar ben dediği. Ben gelecek, gelecek olan transferlere bakarım. Ben gelecek olan transferlerden <laughs> Fatih Terim neden gönderildi? Torrent neden geldi? diye biraz anlayabilirim. O transferde iyi yüz sürerim ben. Transfer bazı şeyler ortaya çıkarır. Şimdi... Mesela Muslera'yı e sezon sonu göndereceğiz bana çok enteresan geldi o açıklama. Ya bu bu var nasıl göndereceksin? Bir de bu mukale... Muka... bak bir de ya, i̇şte yöneticilik yöneticilik burada çıkıyor ortaya. Abu Bakar bir maç daha oynası uzayacak oynamıyor ama yönetim kadro dışı bıraktı mı hayır? Seyahatlere götürdü şampiyonu. Sulandırmadılar muktabalları... <laughs> olayı. ne yaptı? Neden peki bunu yaptı? Çünkü takım içerisinde birçok oyuncunun Abu Bakar'ı çok sevdiğini herkes biliyordu yönetimde. Şimdi burada da Mustera'nın takım içerisinde bir dengesi vardır. Yıllardır orada kaptan. Takım içerisinde onu çok seven, onu sayan, ona saygı duyan birçok isim var. Bugün sen onu söylediğinde, bakın sayın yönetici, hani aceminize denk gelmiştir. Başka alanlarda belki profesyonelsiniz ama yöneticilik, büyük kulüp yöneticiliği bunu gerektirmez. Sen bunu söylediğinde takım içerisindeki kırılmaları arttırabilirsin. <laughs> Mustera'yı Mustera seven 3 tane adam, vay Mustera'yı gönderecekler sezon sonu dediğinde, ve sen sallanıyorsan o adamlar seni gönderebilir. Şimdi Serdar bizde ne var? Bak yönetici futbolun içine karışıyor. Başkan içine giriyor. Herkes bir tarafa evet. giriyor. Hepsi evet. darmadağınık. Ne olduğu belli değil. Ondan sonra da böyle bir e, pozisyona çıkıyorsun. Bakın ben yaşım itibariyle Galatasaray'ı bu şekilde hiç görmedim. Herkes hani diyor ya 2010'da bir sallantı oldu hacı geldiği zaman. O vakitler bile böyle olmasını o vakitler bile bu kadar kötü değil. Bir de futbol oynuyorlar. Neydi? Arena şey, Ali Samen yapılıyordu. Sayın Adnan Polat döneminde, Sayın Adnan Başkan döneminde. Ya gelmiyordu. Ya tesislere gelmiyordu. Burada şeyde Seyran Tepe'de yatıyorlardı ya. Üçünlük Çelebi abi, Sayın Bakan. Hepsi burada yatıyorlardı o stadı yetiştirmek için. Transfer yapmayacağız dediler. Her şeyi 2011 sezonuna yapacağız. Ama sonra tabii ömürlere yetmedi. Daha doğrusu yani yönetici olarak Anladım. konu ne olduğunu biliyorsunuz. Ama burada da siz herkes işin içine girerseniz şimdi tekrardan bir toparlayalım. Ana ana konuya gelirsen burada en başta takım olarak düşünürsen e, Sayın Fatih Hoca'nın dam başlar bu olay. Buradaki oyuncuları Alparslan'ı sana kim söyledi, Aytaç'ı kim söyledi, nereye kadar bununla gireceksin, sağ beki sana kim önerdi, işte orta sahaya sana kim önerdi. Ben Fatih Terim de bir ciddi eksisi, ya yani bendeki hayal kırıklığı. Çünkü Fatih Hoca'nın ben genç oyuncuyu çıkarıp bir tane değil öyle. 3-4 tane genç oyuncu çıkarmasını beklediğim bir teknik adam. bir duayen, değil mi? Evet. Yürüyen bir müze. Fatih Hoca sallasan her tarafından kupa çıkar. Evet. Öyle bir adam, değil mi? 21 ha. kupa ya. Abi hani Kerem tamam, Ozan tamam. Hangi? Stoper Ozan. Ha. Tamam. Hani çok kısa kaldı onda. Belki hiç Fatih Hoca bir şey yapmadan doğrudan gitti diyenler oldu. Fakat Fatih Hoca çok çabuk gençlerden vazgeçiyor. İki hatasına vazgeçiyor. Ya Trabzonspor'a giden çocuk kimdi? Ee, Kasımpaşa'dan mı gitti? Yusuf muydu? Yusuf Erdoğan. Askerde çarşı izinde fotoğraf çekildi diye formayla çocuğu almadılar ya. Ki Galatasaray'a ihtiyacı olan bir transferdi. Bütçesi de uygundu. Ya böyle kolay vazgeçilmez. Mesela bazı oyuncuları Mustafa'dan niye bu kadar kolay vazgeçti? Mustafa Muhammed'den. Geldiğinde stoper döven Bak stoper dövüyor mecazi anlamda. Senin o dediğin Meksikalı stoperi yorabilecek ender adamlardan biridir Mustafa. Eminim ki. E kesildi. E Lyon ilgileniyor. Ne kadar? 10 milyon euro. E burada niye olmuyor peki? Ben onu anlamıyorum. Yani hoca biraz kolay mı vazgeçiyor sence Mahmut Hoca? Bir kolaydan ziyade e, anında bir reaksiyon gösterme. Bak tekrar söyledim. Çok enteresan santraforlarla. Bırak yabancıları. Sen bir tane Ümit Karan var mı ya şu takımda? Necati çalıştı. Necati'nin kalibresinde içinde santrofor var şu an şu andaki takımda. Ne Mustafa'sı, ne Jack'nesi, ne bir zaten ikisi halili santrafor say mı? Bizler onu santrofor yapıyoruz. Santrofor değil mi de o çocuk? Ne? Bak Jack ne? Ve şey e, Mustafa. Necati bile onların üzerinde bir santrofordu. Ben Necati. Umut bile e, Umut bile e, onların tamam. üzerinde santrofordu. Bakın Türklerden bir şey kat, katabilir biliyor mu? Niye? E, Necati Hoca bir şey işte hiçbiri katamadı. ben Necati Hoca'nın şeyine, e, golcüne bayılırdım. Çok güçlü. Çok Surtaması iyi. Oydu. Sert vuruşları vardı Necati Hoca'nın. Futbolcu Necati Atışın Gitti, geri geldi. Yani pes etmeyen bir e, oyuncu. Çok iyi hatırlıyorum.